Amerika'nın sesinin Washington stüdyolarından merhaba. Haftanın son stüdyo Washington canlı yayınında karşınızdayız. Ben Dilge Timoçin. Fransa'nın sahil kenti Biarritz'te bu hafta sonu önemli bir buluşma var. Amerika, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, Japonya ve Kanada liderleri bir araya gelecek. G7 zirvesi olarak bilinen görüşmelerde nelerin gündeme gelmesi bekleniyor, haberlerimizde yer vereceğiz. İngiltere'yi Avrupa Birliği'nden siyasi kaos olmadan çıkarmaya çalışan Başbakan Boris Johnson, G7 zirvesiyle ilk uluslararası performansını sergileyecek. Johnson'ın beklentileri, İngiltere'yi bekleyen şartlar neler bakacağız. Hindistan'la Pakistan arasında tırmanan Keşmir geriliminden Filistinli çocuklar için gönüllü olan İsraillilere dünyanın dört bir yanından haberler de yayınımızda olacak. Stüdyo Washington başlıyor. Sanayileşmiş 7 ülkenin oluşturduğu G7 Birliği'nin liderleri küresel meseleleri ele almak üzere gelecek cumartesi Fransa'da bir araya gelecek. Ev sahibi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ağırlayacağı Amerika, İngiltere, Almanya, İtalya, Japonya ve Kanada liderleri zirvenin ana teması olan eşitsizlikle mücadeleyi masaya yatıracak. Ancak önceliği olan başka meseleler zirvenin gündemini gölgede bırakabilir. Son günlerde Amerika ve Avrupa ekonomilerinden kaygı verici sinyaller geliyor olması nedeniyle Fransa'nın sahil kasabası Biarritz'te yapılacak G7 zirvesinde kara bulutlar dolaşabilir. İktisatçı Jasper Lawler'a göre Amerika ve Almanya'da 2 yıllık devlet tahvillerinin veriminin 10 yıllık tahvillerinkini kısa süreliğine aşması yatırımcılar açısından ciddi risklerin olduğu anlamına geliyor. Bu durum özellikle Amerika'da ekonomik gerilemeyi işaret eden çok güvenilir bir sinyal. Ekonomik gerilemeyi bertaraf etmek için kullanılan bazı mali kozlarsa bu sefer geçerli olmayabilir. Merkez bankaları gerileme döneminde faizleri düşürür ancak bu yönteme zaten başvurulmuştu. Faizler zaten şu anda çok düşük seviyede seyrediyor. Ekonomiye ilişkin korkular Amerika ve Çin arasındaki ticaret savaşından kaynaklanıyor. İki ülkede birbirlerinin milyarlarca dolarlık ihraç malına ilave gümrük tarifeleri uyguluyor. Avrupa ekonomisi de başka sorunlarla mücadele ediyor. Avrupa ticaret savaşlarının yanı sıra otomotiv sektöründe de zorluklar yaşıyor. Mazotlu araçlardan elektrikli araçlara geçişin yol açtığı belirsizlik Avrupa'yı gereğinden fazla etkiledi. Uzman John Curtin'e göre ev sahibi Fransa, ekonominin başta iklim değişikliği olmak üzere zirvenin kendi gündemini gölgelememesi konusunda kararlı. Her gün tanık olduğumuz ürkütücü bilimsel gerçekler, Fransa dahil tüm Avrupa'yı pençesi altına alan tarihi sıcaklık dalgaları zirvede ele alınacak başlıklar arasında. Başkan Trump geçen yıl Kanada'da yapılan G7 zirvesinden erken ayrılmış, daha sonra ise zirvenin nihai bildirisini tanımadığını söylemişti. Curtin'e göre Fransa bu yıl Amerika'nın desteğini de almaya kararlı. Cumhurbaşkanı Macron zirve gündemini Trump'ın en iyi performansını sergileyecek şekilde belirledi. Fransa'nın gündeminde cinsiyet eşitliği var. Trump bu konuda iyi gidiyor. Eğitim ve sağlık da listede. Listede güvenlik kaygıları da yer alıyor. Kuzey Kore'nin balistik füze denemeleri ve İran'ın Körfez bölgesinde petrol tankerlerine el koyması gündemdeki başlıklardan bazıları. Bu yıl Rusya ve Hong Kong'daki hükümet karşıtı protestolarda G7 açısından bazı soru işaretleri oluşturuyor. Otoriter liderlerin artık kontrolü elinde tutmadığı bir değişimin başladığını gördük mü? Gelecek bu yönde ilerlemeyebilir. Eğer otoriter kontrol devam ederse o zaman G7 grubu temel amacı olan demokrasiyi teşvik etmeyi nasıl başarabilir? Öte yandan zirvede İngiltere Başbakanı Boris Johnson ilk defa Başkan Trump'la görüşecek. İki lider Avrupa Birliği'nden anlaşma olmadan çıkacağı gün hızla yaklaştıkça ekonomisi de alarm vermeye başlayan İngiltere ile Amerika arasında acilen bir ticaret anlaşması yapmak istiyor. Burcu Gündoğan, Amerika'nın Sesi, Washington. Az önce haberimizde de değindik. İngiltere Başbakanı Boris Johnson yarın Fransa'da yapılacak G7 zirvesiyle uluslararası sahnede ilk defa kendini gösterecek. Johnson'ın zirve sırasında Başkan Donald Trump'la ticaret konusunda görüşmesi bekleniyor. Johnson, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkmasıyla oluşabilecek siyasi kaosu engellemeye çalışıyor. Bu çerçevede Avrupa Birliği sonrası dönemde Amerika ile iyi bir ticaret anlaşması yapabilmenin peşinde. Ancak Avrupa Birliği'nden anlaşmasız bir ayrılık, Johnson'ın gelecekle ilgili iyimser planlarını fazlasıyla kötü etkileyebilir. Limanlarda ve havaalanlarında uzun gecikmeler, gıda, ilaç ve yakıt sıkıntısı, gösteriler,
Kuzey İrlanda'da şiddete dönüşebilecek protestolar. Bunlar İngiliz hükümetinin İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden Ekim sonunda anlaşmasız olarak ayrılması durumunda olması muhtemel tespitleri. İngiliz medyasına sızan belge 3 hafta önce yazılmış. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise söz konusu belgenin tarihinin geçtiğini belirtiyor. Yolda dikenler olabilir ama 31 Ekim itibarıyla çıkmaya hazır olacağız. Anlaşmalı ya da anlaşmasız olarak. Şimdi tabii ki Manş Denizi'nin diğer tarafındaki dostlarımız pozisyonlarını değiştirme konusunda biraz isteksizlik gösteriyorlar. Ama pozisyonlarını değiştireceklerinden eminim. Ancak Brüksel, İngiltere'nin Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti arasında bir devletler arası sınırı önlemek için yasal, operasyonel bir çözüm sunmadığını kaydediyor. Anlaşmazlığın en önemli noktası da bu konu. Boris Johnson sorunu çözmek için zirve öncesinde Almanya ve Fransa'da temaslarda bulundu. Ancak istediği sonucu elde edemedi. Bu anlaşma olmadan Avrupa Birliği'nden ayrılma konusunda ciddi görünme çabasının bir parçası. Bunun Eylül ayı sonunda gerçek olup olmadığını anlayacağız. Eylül ayı sonunda İngiltere'nin uzatma isteyip istemediğini ya da genel seçim çağrısı yapıp yapmayacağını göreceğiz. Boris Johnson U dönüşü yapacak mı? Şu anda balayının daha başında. Siyasi balayı süresince İngiltere Başbakanı Avrupa Birliği sonrası dönemde Atlantik'in karşı tarafında yeni bir ortak arayışı içinde. Johnson, Başkan Donald Trump'la yeni görevi sonrası ilk kez G7 zirvesinde görüşecek. İki isim de hızlı bir ticaret anlaşması yapmak istediklerini belirtiyor. Anlaşma olmaması sonrasında Johnson ve Trump'ın hızlı bir ticaret anlaşmasını müzakere etmesi muhtemel. Hızlı ticaret anlaşmalarının ekonomik yararları marjinal olur. İngiltere siyasi açıdan ticaret anlaşmaları yapabileceğini kanıtlamak isteyeceği için bu anlaşma Amerika'nın yararına olur. Ancak uzman John Kirton'a göre anlaşmasız bir Brexit'in neden olacağı ekonomik şok dalgalarından endişe eden diğer G7 liderleri Johnson'a yanlış tarafta olduğunu söyleyecek. Herkes Boris bak aptal mısın diyecek. İngiliz ekonomisinin görünümü olumsuza dönecek. Johnson karışık iç siyasi savaşlarla meşgul olurken diğer G7 liderlerini politika değiştirmeye ikna etmesi zor görünüyor. Uzmanlar Johnson'ın stratejisinin Avrupa Birliği'nin son dakikada geri adım atmasına dayandığını belirtiyor. Bu da olmazsa diğer bir seçenekte Brüksel'i suçlamak olacak. Serhan Akif Akyıldız, Amerika'nın Sesi, Washington. Başkan Donald Trump, Yahudi Amerikalıların Cumhuriyetçi Parti'ye oy vermeleri gerektiğini, çünkü Demokrat Partili bir adaya oy vermenin cehalet ya da sadakatsizlik göstergesi olduğunu söyledi. Trump'ın hafta başında yaptığı bu açıklama, kendi baskısıyla ikisi İsrail'in seyahat yasağı getirdiği 4 Demokrat Partili kongre üyesine yönelik saldırıların bir parçasıydı. Çok sayıda Yahudi Amerikalı, Trump'ın Yahudilerin sadakatini sorgulamasının dünyanın dört bir yanında Yahudi düşmanlığını körükleyen söylemle eşdeğer olduğunu kaydediyor. Başkan Donald Trump, Yahudi Amerikalıların Demokrat Parti'ye oy vermesinin ya cehalet ya da sadakatsizlik göstergesi olduğu yönündeki sözlerinin arkasında durdu. Trump, Kentucky eyaletine doğru yola çıkmadan önce yaptığı açıklamada daha da ileri gitti ve demokratların İsrail'e çok kötü şeyler yapmak istediklerini söyledi. Bana göre eğer Demokrat Partili bir adaya oy veriyorsanız Yahudilere ve İsrail'e büyük sadakatsizlikte bulunuyorsunuz. Bunun tam tersini sadece iradesiz insanlar söyler. Amerikan Kongresi'nin önde gelen Yahudi üyelerinden Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer ise Trump'ın sözlerini kınadı ve Trump'ın kasten ya da farkında olmadan gerek Amerika gerekse dünyadaki Yahudi düşmanlarını cesaretlendirdiğini söyledi. 2020 yarışına katılan tek Yahudi olan Vermont Senatörü Bernie Sanders ise Iowa'daki seçim mitingi sonrasında tepkisini dile getirdi. Yahudi olmaktan gurur duyuyorum. Demokrat Parti'ye oy verme konusunda da hiçbir kaygım yok. Hatta niyetim Amerika'nın bir sonraki başkanı olması için Yahudi bir adaya oy vermek. İsrail'deki birçok Yahudi ise Başkan Trump'ın safında yer aldı. Trump %1 milyon haklı, sadakatsizler, demokratlar sadık değil, her zaman bize karşılar, insanlarımıza, ülkemize, İsrail'e, bize Clinton ve Obama'yı verdiler. Obama ne yaptı? Sıkıntı yaratmaktan başka bir şey yapmadı. Trump haklı.
Trump bunu söylediyse ne dediğinin farkında olarak söylemiştir. Bunu Trump dediyse o zaman ona %100 katılıyorum. Akademisyen ve yorumcu Shmuel Rosner ise kaygılı olduğunu söylüyor. Uzun tarihimizden biliyoruz ki Yahudilerin sadakati konusundaki şüpheler Yahudiler için hiçbir zaman faydalı olmamıştır. Yahudilerin ülkelerine ya da Yahudi halkına sadakatiyle ilgili bu tür soru işaretleri Yahudi düşmanlarının elinde her zaman silah olarak kullanılmıştır. Amerika Başkanı böyle sözler sarf ettiğinde bu çoğu Yahudi için sağlıksız ve güvensiz bir atmosfer ve ortam yaratır. Son kamuoyu yoklamalarına göre Yahudi Amerikalıların %75'i kendilerini Demokrat Partili olarak tanımlıyor. Trump'ın sadakatle ilgili yorumları ise bunu değiştirme girişimi olarak algılanıyor. Siyasi eğilimleri ne olursa olsun birçok Yahudi yaşadıkları ülkeden çok, inançlarına ve İsrail'e daha sadık oldukları yönündeki varsayımların, neonazizmin ve beyaz ırkçılığın yükseldiği bu dönemde güvenliklerini tehlikeye atmasından kaygılı. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi, Washington. Sırada Amerikan basınından derlediğimiz özetler var. Washington Post, Brezilya'nın sağcı lideri Jair Bolsonaro'nun Amazon ormanlarında devam eden yangınların kendisini kötü bir lider olarak göstermek için kasten çıkarıldığı iddialarıyla ilgili haberi aktarıyor. Habere göre Bolsonaro, hafta içinde yaptığı açıklamada Amazon ormanlarındaki yangınların stratejik noktalarda kasten çıkarıldığını, kimilerinin bölgeye çekim yapmak için gidip sonra yangın çıkardığını iddia etti. Küresel ısınmayı kontrol altında tutmada hayati öneme sahip olan Amazon ormanlarındaki yangınların nedeni hakkındaki en temel verilerin bile tartışılması gazeteye göre bu dev çevre krizinin çözülmesini engelliyor. Brezilya'da giderek büyüyen tarım sektörü, kontrolsüz ağaç kesimi, kuraklık ve iklim değişikliği Amazon yangınlarının önde gelen nedenleri. Ancak seçim kampanyası sırasında yağmur ormanlarını tarım ve hayvancılığa açma sözü veren Bolsonaro, devlet başkanı olduktan sonra giderek hız kazanan yasa dışı ağaç kesimi Amazon ormanlarını tehdit eden en ciddi unsur. Bolsonaro'nun Brezilya'yı yıllardır süren ekonomik durgunluktan çıkarma planları ve bu planları Amazon ormanlarına da dahil etmesi uluslararası arenada büyük tepki topluyor. Almanya ve Norveç'in Brezilya'ya yaptıkları 10 milyonlarca dolarlık yardımı kesmesi bu tepkinin bir parçası. Bolsonaro, Almanya Başbakanı Merkel'e kendi işine bak yanıtı verdi. Norveç'i ise balina avlamakla suçladı. Dünse ülkesinin Amazon yangınlarıyla mücadele edecek mali kaynaklara sahip olmadığını söyleyen Bolsonaro, sivil toplum örgütlerinin yangınların çıkmasındaki en büyük şüpheli olduğunu iddia etti. Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü verilerine göre Ocak ayından bu yana Amazon ormanlarında 75 binden fazla yangın çıktı. Wall Street Journal, Yemen'in ayrılıkçıları desteklemekle suçladığı Birleşik Arap Emirlikleri'nin isyancılara karşı savaşan Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyondan çıkarılmasını talep ettiğini yazıyor. Habere göre Yemen'in talebi Amerika'nın koalisyon içindeki yaşanan kopuklukları tamir etme çabalarını sekteye uğratacak nitelikte. Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyona İran destekli Husi isyancılarının başkent Sana'yı ele geçirmesinden sonra 2015 yılı başında katılmıştı. Suudi Arabistan'ın başını çektiği koalisyon, Yemen Devlet Başkanı Abdurrabbu Mansur Hadi'yi destekliyor. Ancak koalisyon içinde yer alan ülkelerin Yemen'le ilgili amaçlarının farklılıklar göstermesi son dönemde bölünmelere yol açtı. Hadi hükümetinin Birleşik Arap Emirlikleri'nin koalisyondan çıkarılması talebi ise emirliklerin koalisyon içinde desteklediği Yemenli bir grubun bu ay ülkenin güneyindeki liman kenti Aden'in kontrolünü ele geçirmesi üzerine geldi. Geçen hafta Aden'in doğusundaki Abyan'da iki askeri üsseyle geçiren Geçici Güney Konseyi adlı bu grup aynı zamanda Yemen'in güneyinde bağımsız bir devlet oluşturmayı amaçlıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin koalisyona dahil edilmesini ilk başta destekleyen Yemen hükümeti ise şimdi emirlikleri Aden'deki darbeye destek vermekle suçluyor. Hükümet ayrıca Birleşik Milletler ve başka uluslararası platformlarda emirliklerin Yemen'deki insan hakları ihlallerini ifşa etme tehdidinde bulunuyor.
İnsan hakları örgütleri Birleşik Arap Emirlikleri'ni uzun zamandır Yemen'in güneyinde gizli gözaltı merkezleri kurmak ve buralarda işkence uygulamakla suçluyordu. Ancak Yemen hükümeti bu tür bir suçlamayı ilk defa uluslararası kamuoyunun önünde yapıyor. New York Times ise 2 yıl önce Myanmar'ın yürüttüğü etnik temizlik kampanyası nedeniyle ülkeden kaçmaya başlayan ve Bangladeş'e sığınan 730 bin Arakanlı Müslümanın durumuyla ilgili habere yer veriyor. Gazete gerek Myanmar gerekse Bangladeş'in Arakanlı Müslümanların ülkelerine kısa süre içinde dönmelerinin sağlanacağını taahhüt ettiğini ancak bunun yerine getirilmediğini kaydediyor. Habere göre Myanmar'a dönmenin güvenli olduğu teminatına rağmen ülkelerine dönen Arakanlıların sayısı yok denecek kadar az. Myanmar hükümeti son olarak 3450 Arakanlı Müslümanın dönüşünün bu hafta başlayacağını duyurmuştu. Ancak sınırda hiçbir hareketlilik kaydedilmedi. 2018 yılı başından beri yapılan başka geri dönüş planları da gerçekleştirilmemişti. Gazete geri dönüşlerin her an gerçekleşeceği şeklindeki kurgunun hem Myanmar hem de Bangladeş'in işine yaradığı yorumunda bulunuyor. Birleşmiş Milletler'in soykırım suçuyla yargılanması gerektiğini savunduğu Myanmar, insan haklarını ihlal eden bir ülke olmadığını kanıtlamaya çalışıyor. Yoksulluk ve aşırı nüfus yoğunluğuyla mücadele eden Bangladeş ise vatandaşlarına zaten kısıtlı olan kaynakların mültecilere aktarılmadığı güvencesini vermek istiyor. Amerikan basınından öne çıkan başlıkları aktardık. Amerikan gazetelerinin manşetlerini hafta içi her gün yayınlarımızda paylaşmayı sürdüreceğiz. Hindistan, Keşmir'deki kısıtlamaları az da olsa kaldırdı. Ama tartışmalı bölgede koşullar Hindistan'ın Keşmir'in özerk statüsünü kaldırma kararı almasından bu yana hala normale dönmüş değil. Bazı sabit telefon hatları tekrardan bağlansa da cep telefonları ve internete erişim hala kesik. Bu da turizm dahil bölgedeki iş kollarını etkiliyor. 50 yıldan fazla bir süredir Abdülrezak turistlere çevreyi Şikara olarak bilinen ahşap salında gösteriyor. Fakat şimdi gezdirecek yer yok. 10-12 gündür sokağa çıkma yasağı altında yaşıyoruz. Her yer kapalı, hareket, iletişim. Yöntemleri böyle. Yaz sezonunun önemli bir tatil beldesi olan Srinagar'da insanlar turizmin öldüğünü belirtiyor. Bundan da bölgenin otonom statüsünü kaldıran Hindistan'ı sorumlu tutuyorlar. İnsanlar genelde barış ve huzurun olduğu bölgeleri ziyaret etmeyi tercih ediyor. Çok para harcayarak neden risk alsınlar ve sonra da burada gelip sorun yaşasınlar. Burada halkın bir bölümü Dal Gölü'nde kalıyor. Burası her yıl yüz binlerce turiste ev sahipliği yapan yüzen evler ve tekne turlarının önemli ekonomik gelir sağladığı turistik bir yer. Şu anda hiç iş yok. 5 Ağustos'tan bu yana her şey kapandı burada. Sorun nedir bilmiyoruz. İşlerinin son gelişmelerden zarar görmesine rağmen Keşmirliler paradan daha önemli şeyler olduğunu belirtiyor. Hepimizin bir çeşit sorunu var ama sıkıntılı değiliz. Bizler ölsek, hatta çocuklarımız ölse bile. Burada işe ihtiyacımız yok. Haklarımız ne ki? Buna ihtiyacımız var. Sizin telefon hatlarınıza, cep telefonunuza ya da internetinize ihtiyacımız yok. Haklarımıza ihtiyacımız var. Keşmirliyiz ve kimliğimize sahip çıkacağız. Keşmirliler Himalayalarda Hindistan, Çin ve Pakistan sınırlarında yaşıyor. Ağustos ayının ilk günlerinden bu yana Hindistan hareket serbestisine ve iletişime sınırlamalar getirmiş durumda. Yeni Delhi bu tedbirlerin şiddeti önleyeceğini savunuyor. Serhan Akif Akyıldız, Amerika'nın Sesi, Washington. Bir grup İsrailli gönüllü son günlerde bazı Filistinli aileleri ve çocuklarını kumsala yüzmeye götürüyor. Proje birçok çocuğun ilk defa deniz görmesi demek. Her seferinde kumsala bir çocuk götürmek barışa ulaşmak için de bir yol olabilir. Amerika'nın Sesi ekibi bu anları görüntülemek için Tel Aviv'deydi. Bir grup çocuk ve aileleri Tel Aviv'deki kumsalda denizin tadını çıkarıyor. Ancak İsrail-Filistin konusuna gelince hiçbir şey göründüğü kadar kolay değil. Bugüne kadar Filistinli ailelerin çoğu Akdeniz'i görmedi. Üstelik Batı Şeria'daki kasabalarından yalnızca bir saat mesafede. Batı Şeria'dan Tel Aviv'e gidiş yolu üzerindeki İsrail'in askeri kontrol noktalarından geçmeleri için izin almaları gerekiyor.
Birçok Filistinli ancak İsrail'de çalışırsa bu izni alabiliyor. Çocuklarını kumsala götürme konusunda izin yok. Amerika doğumlu İsrailli Robbie Berman, 4 yıldır İsrailli gönüllüleri seferber ederek yaklaşık 30 Filistinli'yi köylerinden alarak Tel Aviv'e getirmeleri için organize ediyor. Bu çocuklardan bazılarıyla ilk kez Kudüs'te karşılaştı ve şimdi akıcı olan Arapçasını da bu sayede geliştirdi. Yani onlarla dost oldum ve bir gün dedim ki biliyorsunuz ben kumsala gitmeyi seviyorum. Siz hiç kumsal gördünüz mü? Ve onlar da hayır, kumsalın hayalini kurduk ama hiç bulunmadık dediler. Robbie'nin gönüllüleri 60 yaşındaki Bogi Hamdan'ı torunları Kadan ve Leanne'la birlikte hayatlarında ilk kez Beit Yala'dan kumsala getirdi. Denizi görecekleri için çok mutlular. Bütün gece uyumadılar ve bana sürekli ne zaman geliyorlar, denizi ne zaman göreceğiz diye soru sordular. Beit Umar'dan Samir ve Fatma yeni evlendi ve bu yolculuk onlar için balayı oldu. Çok güzel ve böyle bir şey bölgemizde yok. Çok mutluyuz ve Robbie'nin yaptıklarını takdir ediyoruz. Uzun süredir arkadaşız. Robbie çok az sayıda İsrailli'nin Filistinlilerle görüştüğünü belirtiyor. Berman yardım için arkadaşlarını da organizasyona dahil ediyor. Özellikle de can kurtaran tecrübesi olan arkadaşlarını. Çünkü bu çocuklar yüzme bilmiyor. Javier Alexander da bir can kurtaran ve bu tür organizasyonların barış getirebileceği düşüncesinde. Oradaki bütün çocuklara bunu yapmak istiyorsunuz. Bunu nasıl başarırız kimse bilmiyor ama en azından doğru bir adım olur. Bir başka gönüllü haham Jonathan Feldman da projenin bir açıdan kendi dini ideallerinin ifadesi olduğunu kaydediyor. Bence Yahudi değerleri aynı zamanda diğer insanlara ulaşmak için ve komşularımızla barış içinde olmalıyız. Biz de bunun için çaba harcıyoruz. Her gün barış için dua ediyoruz ve barışa ilk olarak komşularımızla ihtiyacımız var. Robbie bu deneyimin Filistinlilerin tavırlarında da yararlı bir etkisi olacağını düşünüyor. Size garanti ederim ki bu çocuklardan hiçbiri bir İsrail aracına taş atmayacak. Çünkü o araçta Rabbi olabilir diye düşünecekler. Bunun başlangıç olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Bu Robbie'nin İsrail ve Filistinlileri bir araya getirmek için yaptığı küçük bir iş. Çocuklar içinse uzun süre unutamayacakları çok güzel bir gün. Ürkütücü halk masalları, şehir efsaneleri, başta gençler olmak üzere birçok insanın ilgisini çeker. Yazar Alvin Schwartz ve illüstratör Stephen Gamble'ın çocuklar için yazdıkları korku öğeli kısa öykü kitabı Scary Stories to Tell in the Dark, yani karanlıkta anlatılacak korkutucu hikayeler, Oscar ödüllü yapımcı Guillermo del Toro ve yönetmen Andre Orudel tarafından beyaz perdeye aktarıldı. Vizyona girdiği hafta sonu 20 milyon dolar gişe hasılat yapan film, gençlere hitap eden korku filmlerinin karlı bir tür olabileceğini bir defa daha hatırlattı. Yapımcı Guillermo del Toro'nun sinemaya uyarladığı karanlıkta anlatılacak korkutucu hikayelerde lanetli bir öykü kitabının sayfalarından çıkan canavarlar gençlerin canını almaya başlıyor. Oscar ödüllü yapımcı ve yönetmen del Toro bu öyküleri kamp ateşi etrafında anlatılan korku hikayelerine benzetiyor. We've got to stop it. İki tür korku filmi vardır. Birincisi rahatsız edicidir. Ruhunuzu ömrünüz boyunca yaralar. Diğeri ise roller coaster'a binmek gibidir. Hem çok heyecan vericidir hem de çok eğlenceli. Filmi Alvin Schwartz'ın çocuklar için yazdığı korku hikayeleri antolojisinden Beyaz Perde'ye yönetmen Andre Ovredal uyarladı. Modern korku filmiyle çocukken çokça izlediğim Amblin yapım firmasının filmlerine gönderme yapan bir karışım ortaya çıktı. Andre Ovredal 1980'li yıllarda Steven Spielberg'ün Poltergeist, Goonies ve E.T. gibi gençlik heyecanıyla ürpertici öğeleri bir araya getirdiği yapımlara atıfta bulunuyor. Film 1970'li yıllarda çekilen Stephen King romanlarını temel alan ve genellikle çocuk ya da genç mazlumların doğaüstü güçlerini kullanarak şer odağı büyük şirketlerden, zorbalardan, kıskanç yaşıtlarından öç aldığı korku filmlerinden öğelere de yer veriyor. Bu tür filmlerde mazlumlar doğaüstü güçlerini harekete geçirir, uhrevi güçlerin kapısını aralar.
tıpkı Amerika'nın Orta Batı bölgesinde bir kasabada yaşayan zeki ama çekingen Stella gibi. Tell me a story. Karanlıkta anlatılacak korkutucu hikayeler son zamanlarda başarıyı yakalayan ilk ve tek retro korku filmi değil. At least someone's happy I'm home. Gençlerden oluşan oyuncu kadrosuyla büyük ilgi toplayan televizyon dizisi Stranger Things, 3. sezonunun yayınlanmasından sonraki ilk 4 günde 40 milyon kişi tarafından izlendi. Bu eğilim sadece Amerika için geçerli değil. Aynı formülü uyarlayan genç oyuncu kadrolu yabancı dizilerde çok izleniyor. Hint yapımı korku filmi Typewriter yani Daktilo'da gençler lanetli bir evde hayaletlerle mücadele ediyor. Peki neden korku filmi izlemek isteriz? Çünkü dehşet ve gerilim aslında harika hisler ve sadece korku filmlerinde varlar. Sarah Bellows's book. When the stories write themselves and it all comes alive. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi, Washington. Amerika'dan ve dünyadan satır başlarını aktardığımız haftanın son Stüdyo Washington yayınını tamamlıyoruz. Hafta başında yine dünyanın dört bir yanından haberlerle, gündemdeki konularla bu ekranda olacağız. Haberlerimize ve söyleşilerimize internetten amerikanınsesi.com adresinden ulaşabilir, videolarımızı sosyal medya hesaplarımızda Facebook, Twitter, YouTube ve Instagram'da bulabilirsiniz. Hoşçakalın.